İmam Hatip Akademi kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflarda okutulan Arapça ders kitabımızın 3. dersinin 4. 3. ünitemizin 4. dersini yapacağız. Daha önce 3. ünitemizle ilgili 1. 2. ve 3. derslerimizi yapmıştık. Bugün 4. dersimizle birlikte artık 3. ünitemizin sonuna gelmiş olacağız. Kıymetli arkadaşlar bu yıl Arapça derslerimizi aşağı yukarı 10'ar dakikalık sürelerle yapıyoruz. Hem sizler sıkılmayın hem de okulla beraber gidelim diye. Kıymetli arkadaşlar 6. sınıf oynatma listemize girdiğiniz zaman 6. sınıf 2022 listemize girince Kur'an-ı Kerim dersimizi, Arapça dersimizi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizi, temel dini bilgiler dersimizi ve peygamberimizin hayatı derslerimizin tamamının içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve Yazılıya hazırlık sorularını bulabilirsiniz. Kanalımızı takip edin, arkadaşlarınıza tavsiye edin. İnşallah birlikte başaralım. Geçelim Arapça dersimize. Kıymetli arkadaşlar 5. alıştırmamızda bize sorular soruyor. Bu sorulara uygun cevaplar vermemiz isteniyor örnekteki gibi. Örneği yapalım öncelikle. Hel hazihi? Hel mummi? Hazihi bu. Madrasetü ke ya da ki. K olursa erkek, ki olursa kız. Bu senin okulun mu? Türkçe olarak buna nasıl cevap veririz? Evet, bu benim okulum diyeceğiz değil mi? Ne'am, evet. Hazihi bu medraseti. Bakın burada k zamirinin yerine y ye zamirini getirerek senin yerine bu senin demek, y de benim demek. Evet, bu benim okulum diyoruz. Şimdi diğer kelimemizi cümlemizi okuyalım. Hel haze bu sadiquke? bu senin arkadaşın mı? diye soruyor. Ne yapacağız? Ne'am, <laughs> bakın, evet. Heze, bu. Sadigi, bakın yine aynı şekilde değerli arkadaşlar. Burası sınavda büyük bir ihtimalle çıkar. Burayı iyi dinleyin ve güzel yapın, bakın. Evet, bu benim arkadaşım diye ne yaptık? Cevap verdik. Diğer sorumuz, hel <laughs> hazihi, bakın, hel hazihi, bu muallimetuke senin öğretmenin mi? Bu senin öğretmenin mi? Ne yapacağız yine? Ne'am aynısını yazıyoruz. Hazihi müennesler için hazihi müzekkerler için haza kullanır. Bu muallimeti bakın muallimeti ne yaptık? K yerine sadece y getiriyoruz. O yüzden bu y'ler çok önemli bakın. Şu y'leri unutmuyoruz örneğimizde olduğu gibi bakın y'yi unutmuyoruz. Bu benim öğretmenim, bayan öğretmenim. Hel haza bu beytuke? Bu senin evin mi? Naam, <.ichi> evet. Haza bakın beyti. Bu şekilde evet bu benim evim diyoruz. Bakın yine ne yaptık? Y'yi getirdik. Tamam mı? bu konumuzu aman güzel güzel yazın. Ezberleyin çünkü sınavlarda burası büyük bir ihtimalle çıkar. Şimdi kıymetli arkadaşlar daha önce öğrenmiştik. Oyunlar konusu vardı hatırlayın. Oyunlar. El-el-abu oyunlar demek. Bizden buraya oyun isimleri yazmamız isteniyor. Lu'betü ne demekti? Oyunu Şimdi hangi oyunları öğrendiniz ya da hangi oyunları seviyorsunuz buraya yazabilirsiniz. Mesela birinci yere Lurbetü, gafzul hapli yazalım mı? Seviyor musunuz kızlar? Evet kız öğrencilerimiz bu oyunu çok severler. Gafzul burada sınavda çıkar boş bırakır öğretmeniniz. Buraya sevdiğiniz, beğendiğiniz oyunları yazın der. Gafsul hapli ne demekti? İp atlama oyunu değil mi? Evet. İkinci oyunumuza ne yazalım? Siz söyleyin. Lübetül ihtifa diyelim mi? Hem erkekler hem kızların sevdiği bir oyun. Neydi bu? Saklambaç. Bak. Lübetül İhtifai. Canlı yayında sizlere yazıyorum ki yazmaya da alışın diye değerli arkadaşlar. Saklambaç oyununu da böylece yazmış olduk. Üçe hangisini yazalım Mehmet ya da Ayşe? Birini söyleyin bakalım. Evet Ayşe'nin dediğini yazıyorum. Bakın. Lübetü cerrul hapli. Tamam mı? Cerrul hapli oyunumuzu buraya yazıyoruz. Cerrul hapli. Çünkü Ayşe bu oyunu çok seviyor. Ne demekti? İp çekme oyunu değerli arkadaşlar. Hani halat çekiyoruz ya şu şekilde. Aman sağlam halatlarla çekin. Sakına düşmeyin. Son oyunumuzu da Hasan'ın dediğini yazalım. Hasan bu oyunu çok seviyor. Hangi oyunu? Lübetü devameti. Devameti. Hasan'ın oyunu. Neymiş Lübetü devamet Hasan? Devam ediyor değil mi? Dönüyor, dönmeye devam ediyor. Hangi oyun? Topaç. Unutulmayan yüz tutan oyunlarımızdan birisi. Evet sevgili arkadaşlar oyunlarımızda buraya bu şekilde yazacaksınız. Lübetü Kafsul hapli, lubetul iktifa, lübetü cerrul hapli, lübetü devam et şeklinde oyunlarımızda buraya bu şekilde yazın ve öğrenin inşallah. Kıymetli arkadaşlar böylece üçüncü ünitemizin sonuna geldik. Dördüncü ünitemizde sizlere bakın fil futuri kahvaltıda, fil gada'i öğle yemeğinde, fil aşa'i akşam yemeğinde konularını işleyeceğiz. Çok güzel konular, yemeşme ile ilgili konular. Yemeşmeyi sevenler o ünitemizi çok beğenecekler. Birinci bölümü böylece tamamladık 3 dersimizi de. Diğer bölümlerde, diğer derste de görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Mesafe, maske ve temizlik kurallarına muhakkak çok önem gösterin ki okullarımız yüzde devam etsin inşallah. Görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Herkese selamlar sunuyorum.